Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber gezinti yapacağız. Oğlumla beraber, değil mi oğlum? Hı? He? Gezinti yapacağız. Allah Allah, nereye gideceğiz? Parka. Parka. Evet, bugün çeşitli amaçlarla bazı yerlere gitmeyi düşünüyoruz. Bunlarla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugün Alaçam Şelalesi'ne doğru yola çıktık. Yolumuzu ve şelaleyi göstereceğiz bugün sizlerle. Bugün oğlumla, hanımımla beraber yollardayız. Ey sal oğlum. Nereye gidiyoruz babam? Denizli. Hayır, Alaçam'a. Hı? Alaçam. Değil mi? Denizli. Tamam oğlum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Alaçam köyüne gelmiş bulunmaktayız. Köy ile alakalı bazı bilgiler vereceğim sizlere. Alaçam köyü 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşından sonra birkaç Gürcü ailenin kurduğu yerleşim yeridir. Yani daha sonra çok fazla göç almış gerçekten. Hep sağ yapacağız. Şelaleye gitmek için bu Alaçam Camii'ni gördükten sonra hep sağdan gideceğiz arkadaşlar. Şelaleyi de ilerleyen vakitte göreceğiz. Her yol ayrımında sağdan gideceksiniz. Tabela gözükmüyor. Arkadaşlar, bu yolu karıştırmayın. Bak, buradan inmiyoruz. Bu yönden iniyoruz. Zaten burada Alaçam Mahallesi yazıyor. Tabelası gözükmüyor gibi bir şey genelde. Buradan aşağıya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi köy yerleşim yerinden uzaklaştık. Şelaleye doğru, şelalenin başladığı yere doğru diyelim az bir şey, gidiyoruz arkadaşlar. Evet oğlum, sendeyiz, ne diyorsun? He? Bir şey söylemek istiyor musun? Tamam babacığım, istiyorsan sonra söyleyeceğiz. Şurada bir tabela yazıyor arkadaşlar. Bayağı ilerledikten sonra, yani yolu şaşırmayın, uzun gidiyoruz araçla. Şu anda patika bir yoldan aşağı iniyoruz. Şelalenin girişini belirleyen bir yer yok. Bir tarla var en son. O tarlanın olduğu yerde arabayı bırakıp aşağıya doğru yürüyeceğiz. Tabii bunun başka girişi de olabilir. Biz şu anda daha önceden keşfetmiş olduğumuz bir yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Sesin yoğunluğu, yeşilin ve beyazın buluştuğu an. Gerçekten çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar, böyle bir tarla son durağınız olacak. Burada gördüğünüz gibi Alaçam Şelalesi yazıyor. Ve bu patika yoldan aşağı doğru ineceğiz. İnerken tabi. Hadi oğlum, gidelim aşağıya. Tutalım babacığım. Tabi mevsim itibariyle şelalede su kalmamış olabilir. Onun için gene de şelalenin yerini göstermek adına buraya geldik. Hem ziyaretimizi kayıt altına alalım ve buraya gelmek isteyen arkadaşlar için gerçekten çok güzel bir manzara ve dua. Baba. Evet baba. Evet baba. Yani su sesi gelmediğine göre muhtemelen şelalemizde su kalmamıştır. Şu anda yaklaştığımızda buradan güldür güldür su akıyordu. Bakın, daha güzel. Babacığım, şelaleye geldik. Bakacağız. Hadi Aşınur Hanım. Çabuk. Hadi babacığım, gel Yusuf Eymen. Tamam. Babacığım, şu tabi. Şu tabi.
Evet. Burada bir merdiven daha var. Yavaş yavaş. Tamam babacığım. İn babacığım yavaş yavaş. Yok. Evet, şu anda şelalenin aktığı yere gelmiş bulunmaktayız. Az sonra nereden aktığını göstereceğim gerçekten. Buraya kış bittikten sonra yazın en sıcak aylarında, yani Mayıs'tan sonraki aylarda buralarda ben geldiğimde bayağı güldür güldür akıyordu şelale. Şimdi şelalede sadece şu anda birikintiler var. Gel babacığım. Tamam babacığım. Buyurun. Hatta eğer şey de bulabilirsem kendimin bu şelaleyi arkadaşlarla geldiğim zaman da kulakları çınlasın. Taner kardeş, Hasan kardeşimizle beraber güzel bir değişiklik oldu. Buyurun. Buradan şelalemiz akıyor. Tabii buradan bu şekilde gerçekten. Gördüğünüz gibi. Hanım. Tabi burada şişeler biraz, buralar pis kullanılmış ama alt taraflarda piknik alanları olduğunu biliyorum. Güzel. Şimdi ben birazcık daha yaklaşacağım. Arkadaşlar. Yusuf gelmesin buraya. Ya burası tehlikeli biraz. Tehlikeli. Evet arkadaşlar. Göründüğü üzere iç tarafı suyun çekilmesinden dolayı bu şekilde bir mağara görüntüsü var. Rahatlıkla görebiliyoruz. Buradan aşağı akan su buradan gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bu gördüğünüz üzere böyle aşağıya kadar uzanıyor. Tabi orada çeşitli desen desen olmuş kayalıklar var. Çok böyle farklı, yani mağara tarzında yerler olmuş, kayalar çatlamış. Gerçekten merak edip gezilmesi gereken yerler. Oğlum el salla. El salla oğlum. El salla. Hadi hayırlı günler de. Evet, geri dönüş yolumuz arkadaşlar. Anamız kullanıyor. Oğlumuz arkadaşlar. Oğlum, bir şey söylemek ister misin? Ne istiyorsun? Söyle bakayım. He? Herkese hayırlı günler de. Yollar gerçekten çok güzel. Burada daha birazcık daha maddi olarak kazancı yüksek olan insanların yaşadığı bir bölge. Yani ormanın yeşili ve bazı yerlerde manzaralar gerçekten yolda gelirken çok güzel. Gezilmesi gereken bir yer. İleride yukarıda piknik alanı var köyden aşağı inerken.
sağ tarafta kalıyor. Ricardo çıkarken solda kalıyor. Orada ailenizle beraber piknik yapabileceğimiz bir yer. Ortam var. Hepinize teşekkür ederim. Böyle videolarımız zaman zaman gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmasanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler.